Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Çin'i diyarı Kütahya'da devam ediyor. Şimdiki durağımız ise bir eğitim sektöründe bir marka ismi Es Eğitim'e konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın yönetim kurulu başkanı Murat Enes Kurt ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, nasılsınız efendim? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Sağ olun, biz de çok iyiyiz. Şimdi tabii ki eğitimlerle ilgili, eğitimin öneminden ve daha birçok konuya dair sizden bilgiyi alacağız. Ama öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. Murat Enes Kurt kimdir? 1986 Balıkesir doğumluyum öncelikle. İlk öğretimimi, orta öğretimimi ve lise hayatımı Balıkesir'de tamamladım. Daha sonra Dumlupınar Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü kazanarak Kütahya'ya geldim. Kütahya'da 2009 yılında lisanstan mezun olduktan sonra yüksek lisansımı yine iletişim üzerine devam ettirdim işletme anabilim dalında. Oradan da mezun olduktan sonra Dumlupınar Üniversitesi'ne öğretim görevlisi olarak göreve başladım. Öğretim görevlisi olmama sebebiyle özel şirket kurmam doğal olarak uygun olmuyordu. Ama devletimizin sağladığı teşvikle Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı bünyesinde teknoloji geliştirme bölgeleri adı altında bir yasa çıkarttılar. Bunlara öğretim görevlileri şirket açabilir destekli, teşvikli olarak dediler. Evet. Biz de öğretim görevlisi olarak böyle bir imkandan faydalandık ve Es Eğitim Dumlupınar Akademi olarak şirketimizi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Teknokenti'ne kurduk. Evet. Sadece Kütahya'da eğitim vermiyoruz tabii ki, değil mi? Kütahya hatta bizim sadece merkezimiz konumunda kaldı benim görevim hasebiyle. Türkiye'nin 81 iline, yani şu an gitmediğimiz hiçbir il, orada karşılaşmadığımız hiçbir katılımcı kalmadı. Yaklaşık şimdiye kadar 80 bine yakın katılımcımız oluştu. 81'in tamamını gezmeyi hedefliyoruz her yıl. Evet, inşallah. Çok gençsiniz, çok genç bir iş adamı, aynı zamanda bir eğitmensiniz. Bu anlamda tabii ki bunun meyvelerini de yiyoruz, öyle değil mi? Yani çok çalışmaya elverişli bir konumda olduğumuz için gençken çalışalım diyoruz. Onun imkanlarından faydalanıyoruz. Evet, çok güzel. Tabii ödüllerimizi de almaya başladık, değil mi? Tabii. Genç olmanın sağladığı avantajlar var işte. Sonuçta işte bir yükseliş oluyor. Her geçen yıl daha da ileriye giden bir atlayış oluyor. Bununla ilgili de genç olmamız hasebiyle çoğu dernek, vakıf, üniversite toplulukları, üniversiteler, hatta geçen yıl aldığımız Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden Türkiye Genç Lideri 2016 yılında o ödülümüzü aldık. 2015'te Genç İnovasyoncu ödülünü aldım. Sürekli önüne bir genç koyarak ödüller geliyor. Genç olmamız dolayısıyla. İnşallah tabii ödüllerimiz devam etsin. Çok kısa bir zaman olmasına rağmen, çok genç yaşınıza rağmen çok büyük başarılara imza attık. Es Eğitim'de bunlardan bir tanesi. Tabii buradaki verilen eğitimler çok önemli, biliyorsunuz. Ve eğitimin önemi de çok önemli. Eğitimin öneminden biraz bahsedelim dilerseniz. Şimdi ben Türkiye'de eğitimin en üst zirvesi olan Yükseköğretim Kurumu'nda öğretim görevlisi olduğum için eğitimi en üst noktada önem veriyorum. Yani ilk gereken kişide bulunması gereken özelliklerden eğitim. Bu yüzden bu önemin neticesinde uzman eğitmenlerle ya da araştırma görevlileriyle ya da kendi yetiştirdiğim eğitmen hocalarla yola yürümüyorum. Bunun yüksek lisansını, doktorasını yapmış, bu konuda artık bilim adamı olmuş akademisyenlerle eğitimlerimizi veriyoruz, temel eğitimlerimizi. Daha sonra yine akademisyenlerimiz tarafından çekilen, hazırlanan videolarla, slaytlarla uzaktan eğitim şeklinde eğitimlerimizi tamamlıyoruz. Bunların başında en çok talep edilen, bizden istenen kişisel gelişim eğitimleri. Hitabet olur, diksiyon olur, beden dili, insan kaynakları, etkili iletişim. Kişisel gelişim en ağırlıkta. Daha sonra kalite yönetim sistemleri. Firmada yani bir pozisyonda bulunmak isteyenlerden ISO kalite yönetim sistemleri. İkinci planda olan eğitim konumuz. Tıbbi sekreterlik, dış ticaret, turizm gibi, çağrı merkezi gibi branşlara ayrılmış da eğitimlerimiz var. Şöyle söyleyeyim, tek tek saymayalım. Yaklaşık 400'e yakın eğitim alanımız var. Ve daha da birçok eğitimi yine kendi bünyenizde oluşturmaya başladınız. Bununla ilgili de aynı zamanda mesleki eğitim yeterlilik belgesi de vereceğiz inşallah, öyle değil mi? Şu an başvurumuzu yaptık. Doğal olarak onların ön mülakatları var. Onları tamamlayarak başvurumuzun olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz. O tamamlandığında ikinci bir branşımız artık MYK, yani mesleki yeterlilik kurumu olarak da Kütahya'da hizmet vermeye başlayacağız. İnşallah. Peki bu kadar kısa bir zamanda çok genç yaşınıza rağmen böylesi bir başarıyı nasıl sağladık? Şöyle söyleyeyim, arkanızda da zaten ödül kendisi var. 2015 İnovatif Girişimci Ödülü. Tamamen inovasyona bağlıyorum bunu. Eğitimde yenilik. Sonuçta bizim şu an Bilim Sanayi Bakanlığı'nda iki tane projemiz var. Biri uzaktan eğitim, biri Android üzerine telefonla eğitim olarak.
bunlar sayesinde inovatif davrandıktan sonra gerisi geliyor zaten. Evet, sürekli kendimizi de geliştiriyoruz ama yenilikçi olunca aynı zamanda teknolojiyi de takip edince başarı kaçınılmaz oluyor zannediyorum, değil mi? Aynen. Peki bundan sonrasında neler yapmak istiyoruz? Projelerimiz var mı? Düşüncelerimiz var mı? Projelerimiz tabii doğal olarak var. Zaten bizim bu bir projeyle ortaya çıktı. Halen de proje olarak devam ediyor yaptığımız eğitim projeleri. Bizim eğitimlerimize katılım tamamen ücretsiz. Hiçbir ücret talep etmiyoruz. İsteyen istediği yerde, ilde, kendi illerine geldiğimizde eğitimlerimize ücretsiz olarak katılabilir. Evet, bu eğitimlere katılmak isteyenler de altta yazan numaralardan sizlere ulaşabilirler. Öyle değil mi? Evet. Her türlü ilgiyi, alakayı göstereceğimize emin olabilirler. Eğitimlerimize dediğim gibi katılım tamamen ücretsiz, akademisyenlerimizin verdiği alanda uzman olan akademisyenlerimizin. Sadece sonrasında belge ya da sertifika istedikleri takdirde kendilerinden proje karşılığı, akredite bedellerini tahsis ediyoruz, o kadar. Peki bu eğitimlerden kimler faydalanabilir? Genelde %70 civarında öğrenciler, mezun duruma yaklaşan öğrenciler, kıdem almak isteyen ya da görevde yükselmek isteyen kamu ve özel sektör çalışanları, yeni işi arayan mezun olmuş arkadaşlarımız öncelikle en çok talep edenler. Evet, bu anlamda dediğimiz gibi eğitimlerden faydalanmak isteyen birçok kişi de sizin değerli bilgilerinizden faydalanabilirler. Ama aynı zamanda dediğimiz gibi bilim insanları da size destek veriyor bu anlamda, öyle değil mi? Tüm eğitimlerimiz bilim insanları tarafından veriliyor. Şimdi biz her eğitim için aynı hocayı çıkartmıyoruz. Mesela bir insan kaynakları için insan kaynakları bölümünde ders veren akademisyeni ya da kalite yönetim sistemleriyle ilgili işletmede kalite üzerine çalışmış akademisyenlerimizi, yani her branşına göre kendi akademisyenimizi çıkartıyoruz. Yani bir hocayı hadi buna da çalış da bunu slayttan anlatır geçersin diye bir şey yok bizde. Peki çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen değerli Altın Rehber izleyicilerine neler söylemek istersiniz? Öncelikle biz teşekkür ederiz kurumumuzu ziyaret ettiğiniz için, böyle bir teşviğe destek olduğunuz için. Katılımcılarımıza, daha önceden bizle beraber çalışmış arkadaşlarımıza, bizden sertifika almış arkadaşlarımıza ya da alacak olanlara, niyetli olanlara tüm kariyer hayatlarında başarılar dilerim. Biz de size bu genç yaşınıza rağmen bu kadar büyük başarılara imza attığınız için biz de sizi tebrik ediyoruz ve teşekkür ediyoruz tekrar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam edecek. Bakalım neredeyiz?